istiyorum bugün sizinle. Aranızda cello kullanan var mı? Cello çalabilen var mı? Peki. Aranızda para kullanan var mı? Para kullanan yoksa dışarı çıkabilirsiniz. Seminer size göre değil. Evet, aslında ben biraz para kullanımını herhangi bir enstrüman kullanımına benzetiyorum. Bilmediğimiz zaman nasıl sizler insan kaynakları olarak birçok konuda çalışanlarınızı eğitiyorsunuz. Bu da aslında önce kendinizden başlayarak herkesi eğitmeniz gereken bir konu. Çünkü var ortada, evet önce sağlık seviliyoruz ama paraları var bir gerçek. İster sevelim, ister sevmeyelim. Bir de sevmek sevmek diye bir şey de söz konusu olmamalı parayla. Yani şöyle söyleyeyim, bir 10 lira 20 lirası olan var mı bana verecek? Şimdi paranın kendi başına bir anlamı yok. Ama her birimizin parayla olan bir ilişkisi var. Ve her birimizin aslında, çok teşekkür ederim, faiz istiyor musunuz? Bizde kaç senedir? Peki, şimdi bir de 30 verdi, bravo, teşekkür ederim, boğuluyorsunuz galiba. Şimdi ben buraya 30 liraya koydum. 30 lira kendi başına bir yere gidebiliyor mu? Süpermarkete gidebilir mi? Araba alabilir mi? Evel alabilir mi? Bir şey yapabilir mi o? Bir şey mi bu? Ha, kendi başına durduğun sürece bir anlamı var mı? Yok. Ben özlem olarak onu elime aldım, ona bir anlam yükledim. Dedim ki sen benim baş tacımsın, sana aşığım, senden 1 milyon tane olsun. Hepsini kovalayacağım. Ya da ben ona dedim ki aman ben mali veriyorsam, para işim gücüm olmaz, zaten para istemiyorum. Benim ikilisin. Annem öyle demiştim ben 4 yaşındayken. Yok o. Şimdi o da şaşırıyor ne oldu bir kere adam. Baş tacım bazılarında, bazılarında yok o. Dolayısıyla aslında parayla olan ilişkimiz bizim para karakterimizi oluşturuyor. Bizim para karakterimiz de bizim parayla olan bütün yaklaşımımız. Her birinde bir ilişkimiz var. Patronumuzla ilişkimiz var. Eşimizle ilişkimiz var. Çocuğumuzla var. Alt komşuyla var. Beş ya beş yukarı herkesle öyle ya da böyle bir para ilişkimiz var. Bu para ilişkimizi yönetmek için önce kendimizi tanımamız lazım. Buraya koyuyorum otuzu sonra vereceğim. Önce kendimizi tanımamız lazım. Şimdi öyle oluyor ki bu çalışanlardan tekrar bahsetmek istiyorum. Verimlilik düşük, verimlilik düşüklüğü önemli bir konu değil mi? Yani herkes böyle severek, isteyerek, müzikler falan çalışıyor. Ama baktığınız zaman sağlık sorunu oluyor. Baktığınız sağlık sorunu niye oluşmuş? Bayağı psikolojik sorunu oluyor. O niye oluşmuş? Birçoğu aslında parayla ilgili sorunlar var. Evde, kocasında kavga ediyor. Karısında ev alamayacağını konuşuyor. Yetmiyor diye üzülüyor. Doğru destekli değil. O bir sürü şey var, bir sürü etken var. Ama para öyle de böyle. Bütün dünyada, Türkiye'de de birçok olan çözümümüzü gereken bir konu. O yüzden bu çözüme başlarken birinci olarak önce para karakterimizi tanımakla başlayalım. Benim para karakterim ne? 4 temel para karakteri var. Başını kuma gömen dere kuşu. Şöyle yapıyor. X'e geliyor. Faturalar geliyor. Parayla ilgili konuşmalar var şehirde. Ve o hiç yokmuş gibi kafasını kuma göre yaşamaya harcama için ateş müziği var. Seviniyor, harcıyor. Üzülüyor, harcıyor. Heyecanlanıyor, harcıyor. Çok seviniyor, harcıyor. Kızıyor, harcıyor. Ne olsa harcıyor. Harcamak için aslında babanı alıyor. Duygularıyla yönetiyor parasını. Gidiyor, sosyalleşiyor. Dediği oluyor, çıkarıyor kartı, veriyor. Orada bir onay alıyor, sosyal olay anlanıyor. Bir arkadaşlık kuruyor masanın içerisinde. Birçok olay alıyor. Bir de ürkek tavşan var şöyle. Benim parayla işim olmaz diyor. Ben paradan anlamam diyor. Para işleri benim işim değil diyor. Benim değil diyor. Matematik değil diyor zaten diyor. Benim lisedeyken. Olmuyor diyor. Ben daha iyi şeyler değil diyor.
patronunuzun, komşunuzun, çocuğunuzun hangi karakterde olur olduğunu bilmenizi bir önemi var. O da şudur. Yaşayacağınız ilişkinin sağlıklı olmasını sağlar. Dolayısıyla biz işe buradan başlıyoruz. Önce kendimizi tanımadan başlıyoruz. Evet, kendimizi tanıdıktan sonra ilk yapmamız gereken şey biz neden biriktirelim, neden paramızı yönetelim, neden bunlar önemli. Şimdi her şey hayalle başlıyor, hedefle başlıyor. Şimdi seminerden geliyorum. 600-700 kadındı. Ukrayna'da. Hayalleri konuştum. Hayaller, hedefler. Ben bilmiyorum, duruyor, kadar kalıyor. Hani sağlık olsun diyoruz, sevgi olsun, ailemiz olsun, değerlerimiz ama finansal hedeflerimiz olması lazım. Finansal hedef olmadan siz niye bütçe yaparsanız, niye parayı yönetirsiniz ki? Çünkü bu da diğer nasıl çayla çalmaya öğreniyorsa bu da aynen öyle bir şey, öyle değil mi? Peki şimdi nasıl yapıyoruz? Önce hedefle başlayacağız. Şimdi ben hepimiz, bütün kadınlar mesela kilo vermek isteriz ama yakınımızın düğünü olduğu zaman 2 hafta kala çok daha kolay verilir diyor. Çünkü var elmiş, almış elbisi, hemen biraz daha içine giyelim diye. Böyle böyle. O yüzden böyle bir davranış değişikliğine giden küçük alışkanlıkları başlatıyoruz. Para yönetiminde de en önemli alışkanlık güç yapıyor olmak. Güç yapıyor olmak. Aranızda güç yapan var mı? En göreyim. Sen erkekler kaldı yani. Kadınlar nerede? Ön sıra. Evet, güç yapıyor musunuz? Mikrofon var mı? Bir güç sesi alalım. Güç yapıyor musunuz? Şöyle paraları
rakam verdiğim ama gelir gelmez önce birikim, o yüzden önce buraya koyuyorum. Yani dediğimizi değiştireceğiz. Bugün itibariyle dediğimizi değiştireceğiz. Falan parayı koyuyorum. Yok. Bir şey kalmaz. Hayal hede, ev alacağım, araba alacağım. Alacağınız şeyi resminizi duvara yapıştırın. Buzdolabına koyun. Eşinize konuşun. Ortak hedefi olan evlilikler çok daha mutlu ve uzun oluyor zaten. Bunu araştırmalar söylüyor, ben söylemiyorum. Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı yaptığı 7 tane araştırma. Çıkan sonuçlar şu, eşler arabalar konuşamıyorlar, iletişim yok. Zaten ayıp yani, para ayıp falan, bunlar birleşiyor, yeni bir türlü de var. Dolayısıyla ilk önce bu. Ne kadar gidiyor kiraya evlerisine? 3-400. 3-400 yüksek bir rakam ama yarısının altında. Ev kredisi taksiniz %40'ı geçmemesi gerek. Neden? Baksana da bir sürü lan var. Evet, devam edelim. Gıdaya ne kadar gidiyor? 600 gıda. Kaç kişi ailesi? 2 kişi. Peki, bakıyorlar. İyi gidiyor. Hesabı ne diyorsunuz? Yazıyor muydunuz? 500 faturalar. Ulaşım. Arabanız yok mu? Benzin, akbiye, minibüs, taksi, her neyse. Nasıl gidiyoruz? Bir matematikçi var mı hesaplayan? Kaç etti? Evet. 3, 4, 5, 6, 200. 800 lira kaldı. Bak ne var? Sağlık, eğitim, niye? Kişisel bakım herhalde hiç almıyor ki yani silah. Kalmadı ya. Tatil, eğlence, kültür, sinema, tiyatro, ev eşyası. Bunlar ne yapacağız? Ne kadar? 800 lira kaldı. Kesinlikle zaten ben işin üçü böyle bir şey yazınca ortaya çıkıyor. Evet. Kartınızın üzerine plastik resim olarak yapıştırır mısınız bilmiyorum ama tabii hocaya yarışan.
değer mi? Ve robotlar diyor ki, bilinçaltı 2 saniyede karar veriyor, o çanta eve geliyor. Ben diyorum ki, hayır 10 saniye, streç yap ve sor ve konuş. İçinizden yapabilirsin bu aktiviteyi. 10 saniye sonra ben bunu koyuyorum. Ve kendimden durmuyorum neden? Çünkü ne çok istiyorum? Geçen oğlumla süpermarketteyiz, anne bir şişe alabilirim oğlum. Anlıyor tabii, denek kaplamaları bir olan bakım bir altı. Anne diyor, bir sevgi ihtiyacım aldı. İstek ihtiyaç oldu anne. Bazen geçen bana bir balık hissedilen bir kız 15 yaşında yazmış. Rüyalarıma geliyor. İşte çok nostaljik bir daktil almışıyor. 300 lira böyle 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 baktım yani 3 sayfa yazmış. Şimdi oradan onu alması gerek. O artık bir istek ihtiyaç olayı orada karışır. Dolayısıyla yaptığınız her şeyde istek ve ihtiyaç duyunca da size 3 aylık istek değil ama ihtiyaçlarınız kadar bir para nakit olarak bankanızda durmalı. En az 3 aydır, 6 ay olursa çok daha iyi. Neden? Herhangi bir şey oldu hayatta, sağlık oldu, iş kaybolduk, oldu, bu oldu. Şöyle düzülürseniz ne oluyor? Testosteron düşüyor. Dik durmanız için gerekmiş para. Özellikle kadınlar, biz kadınlar güveni daha çok seviyoruz. Matematik yaptığınız zaman ev kiralamak daha hesaplı gibi duruyor. Ama hayat matematik olsaydı keşke. Öyle değil, herkes sadece mantıkla, robot olurdu o zaman ama burada duygular var. Duygular da bizim huzurumuz için çok önemli. Dolayısıyla onları da anlayıp ona göre eşimizle de hani para karakterlerini tanıdık, buna göre davranmamız lazım. Şimdi borç dedik, kredi dedik, detaylara girmiyorum, çok az zamanımız var. Ama borç kredi konuda hemen şunu söyleyeyim, borç vermeyip vereceğiniz para unutabilecekseniz, hala ona kahvenin tadısı değişmeyecekse o ödemediğinde o zaman derim. Yoksa çok oluyor, herkesin bir konuyla ilgili bir sorunu var. Emin olun. İkinci olarak, kefil olduğunuz zaman %100 siz hukuki olarak sorumlusunuz. Şuraya bir imza atmak Ayşe abim falan olmuyor. Bana da oldu. Ben de çok şeylerden geçtim. 17 yaşından beri ailemden para almıyorum. Çok şeyleri yaşayarak öğrendim. Ama şunu söylemek istiyorum ben, özellikle bu borç konusunda. Kredi sicilinize gözünüz gibi bakın. Kredi sicili biliyor mu herkes? En göreyim. Evet, çok güzel, şahane. Kredi sicilinize ben aylık olarak bakmanızı tavsiye ediyorum. Neredeyim, ne oluyor diye. Hata bile olabiliyor. Çok büyük sistemden olmasına karşı. Geçen ben bir hata yakaladım. Kredi sicilinizde görüştük. Yani olabiliyor, sistemsel hata olabiliyor. Aman bakın, çünkü biliyorsunuz her şey oluyor, dizayn oluyor. Kredi konusunda geçiyorum, borç konusu önemli bir başlık. Ev almak, herkes perka parçalı evi ister. Biliyorsunuz 4'te 1 peşinat aranıyor. 4'te 1 peşinat aranıyor. Bunu da maaşınıza göre kaç paralık ev alacağınızı tersten hesaplamanızda fayda var. Maaşınıza göre kaç paralık ev alırsam akşam yattığımda benim huzurum kaçmaz. O da Moniz'e gibi bir şey. Fahri Şinler bir şey. Akşam yattığınızda genelde biz kadınlar isteği yapıyoruz. Büyük çocuğum almaya ya da bir çocuğum fark edin. Ama huzur duymak hakikaten öyle değil mi? Huzurun içine alalım. Hayır olan böyle konuşmuyor. Huzur huzur benim için bir yetişi geliyor. Biz öyle büyümüş, böyle yetiştirmişiz. Birçok insan için de bu böyle. Yalnız değilsiniz. Ama bugün itibariyle bunu değiştirebilirsiniz. Önce kendinizle ilgili bu para karakterinizi yaşayarak ondan sonra hedef koyarak sıralamaya gidiyoruz. Hayal ondan sonra hedef. Ondan sonra bütçe yaparak bazen diyorlar ki para yetiyor. Herkes zam istiyor ama kimse zamanlık planı yapmıyor. Hedef yapmış oluyor. Herkes yükselmek istiyor ama oturup kimse bunu planlaştırmıyor. Bu da çok az. Çünkü dünyada %2 insan konfor alanından çıkabiliyormuş. Konfor alanından çıkmak gerekiyor. Dördüncü olarak girecek otomatik olması şart. Beşinci olarak borç, kredi. Burada 4'te 1'inden fazla olmasın eğer borç alıyorsanız. Ev kredisi aldıysanız da %40'dan fazla olmaması şart. Yatırım. Altın dönemlerinden düşündü. Altın 20 senemize hiç oynamamış. 1980 sonrası. Şimdi altına baktığımız zaman bütün parayı altına koyan var. Bütün parayı eve koyan ev fakirleri diyorum var. 3 tane ev var, nakit yok. Dolayısıyla aman parayı tek bir yere koymayın. Diyorlar bunu herkes diyor. Herkes diyor da herkes yapamıyor. Herkes diyor sağlıklı yer, şu kadar diyor, onu bul ama herkes yapamıyor. Dolayısıyla aman paranızı tek bir yere koymayın. Oturup gidin bankacınızın karşısına, çek iskemleyi, onların işi, kredi alırken de yatırım yaparken
planlayarak yapmanızda çok büyük fayda var. Evet, sonuna geldik herhalde değil mi? 3 dakikamız daha mı var? Soru cevap yapalım. Herkes sesi yaptı mı? Herkes sesi yaptı mı? Paylaşmak isteyen var mı para karakterini? Kadının yanına en çok düşündüğünüz 5 şeyi sayar mısın? O 5 şey içinde kadının kendisi.
meselesi olur ya, paraya bakanlar var, ona bakanlar filan. Bunu da değiştirmemiz lazım. Yani kadının parası, parayla arasında üçün duvarı var. Ona ilgili TED Talks'u var. Onu da kaldırmamız, açmamız lazım. O da para ilişkilerine gidiyor. O da bizim sistemimiz yaptığı bir soru. Ama evet, ne dedik? Hedef dedik, bütçe dedik, birikim dedik, yatırım dedik, borç krediler dedik. Onun dışında başka bir şey kalmadı zaten. Bu para olayını çözdük. Ne diyorsun sevgili Barış? Tamam diyoruz. Evet, bizim için bir bankaya alalım senden o zaman. 30 lira vardı. Bakıyorum, hatırlayacak mısın? Thank you.